Fatih'i tebrik ederim. Zor bir sezondu. Duygularını almak isterim. Neler yaşadınız? Yani öncelikle bu şampiyonluk için hani Ümit Can'a teşekkür ederim. Bana güvendi, sağ koltuğu teslim etti. Sonrasında Skoda ile yarışmak zaten hani 10 sene önce bakıldığında bir rüyaydı. Evet. Şimdi bu rüyayı bir sezon yaşamış olduk. Yani güzel bir sezondu. İnişleri çıkışları olan bir sezondu. Son iki yarış mekanik problemler yaşamasak belki şu an başka bir şey konuşuyorduk. Ama en azından son yarışta elimizden geleni yaptık. İyi performans gösterdik. Yarışı da kazanabilirdik. Evet. İkinci olduk. Power Stage'i kazandık. Bize de böyle bir final yapmak yakışırdı. En azından bunu yapabildik. Bakalım artık gelecek sezon daha iyisini umacağız. Üco'ya da şampiyon diyebilmeyi hedefleyeceğiz. Vallahi tekrar tebrik ederim kardeş. Teşekkürler. Müthişti. Evet, gerçekten büyük şanssızlıklar yaşadınız özellikle son iki yarışta. Şampiyonluğa giden yolda böyle yaşanmasaydı sonra kurtarmak zor oluyor ama mekanik spor, yapacak bir şey yok. Sen ama gerçekten kaliteni bir kez daha göstermiş oldun. Senin duygularını alayım. Kısaca bir özetler misin? Bu sezon neler yaşadın? Çok teşekkürler bu arada, sağ olun. Çok sağ olun. Sizlere de çok teşekkür ederiz bu arada. Hani çok değerli işler yapıyorsunuz. Burada bütün olan biten insanları aslında şey yapıyorsunuz, gösteriyorsunuz, ben size anlatıyorsunuz. Çok değerli çalışmalar işler. Çok teşekkür ederiz sizlere. Yani şöyle, yarış özelinde mutluyuz ama tabii sezon üzerinde buruk ayrılıyoruz birazcık. Son iki yarışta mekanik dolayısıyla puan alamadık, yarışı bitiremedik. Bitirdiğimiz her yarışı podyumda tamamladık bu sene. Ve şey, hani son iki yarışta podyumda tamamlama gibi bir durumumuz da söz konusuydu. İyi puanlar alacaktık ama yani mekanik spor elimizde olmayan... Yani Kutay'a da onu söyledim, hani ben bir hata yapsam... Ben kendim... Bu kadar üzülmez değil mi? Tabii ben kendim bir hata yapsam, kendi hatam olsa bu kadar üzülmem ama... Üzülüyorsun ama bu kadar olmaz. Evet, insan elinde olmayan şeyler olduğu için tabii kötü oluyor. Tabii burada sınırlı zaman süresince buradayız. Bu sporu destekçilerimizle, sponsorlarımızla birlikte çıkıyoruz. Ben herkese de teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle takımımıza, destekleyen herkese, sponsorlarımıza. Yani çok güzel bir sezon geçirdik son iki yarış haricinde. Ben de sponsorlara geleceğim. Sen duygularını tamamla, sponsorların isimlerini söyle. Çünkü onlar çok kıymetli gerçekten. Evet. Yani duygularımız şöyle. Ben biraz buruğum açıkçası. Bir tık bu yarış özelinde mutluyum. Çünkü çok iyi çekiştik. Çok da eğlenceli bir yarıştı. Yani 10 küsür saniyeyle ikinci bitirdik. Kerem'e de gerçekten tebrik ederim. Çok iyi performans gösterdi. Biz de yavaş gitmedik, bayağı hızlı gittik. Saliseler mi? Evet, şimdi başlarım. Yarış çok eğlenceli. Keşke bütün sezon böyle olsaydı her yarış. Biz biraz böyle aslında değişiklikler sezonu oldu benim için. Yani Batuhan abiden ayrıldık. Kutay'la birlikte yarıştık. Sarıkamış'ta zaten ne olduğunu anlamadım. Yani hem ilk kez kar zemine çıkıyoruz. Kutay'ın da ilk R5'li ilk şeyi, yarışı. Yani şu an onu konuştuk zaten yani. Şey olsaydı, yani şimdi Sarıkamış'a gitseydik belki çok daha iyi performans gösterirdik. Çünkü birbirimize çok daha alıştık. Vesaire, otomobili de daha iyi tanıdık. Bakmayın, benim de bu otomobille ikinci sezonum. Ve Türkiye... İki çekere alışkın bunda ama tabii evet. Çok daha farklı. Türkiye şampiyonasında çok aşırı fazla kilometre yok. Çok, yani 7 yarış yapıyoruz ama çok fazla kilometre yok. Sürekli bir test yapamıyoruz. Ara çok açılıyor. Evet, yani bir pilotun elini sıcak tutmuş. O konuda bir tık dezavantajlıydık rakiplerimize oranla açıkçası ama hani şey, bunlar şey değil. Bence önemli şey değil de kesinlikle önemli. Yani kilometre bu işte yapmak çok önemli. Evet, çok önemli. Sponsorlara değinecek evet. Olursak sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Başta Teknolog olmak üzere Evofon, Urtim, Özgün Zeytin, Skopar, MSI Gaming, bütün sponsorlarımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Yani takımımız da çok iyi iş çıkardı. GP Garage My Team de çok iyi bir iş çıkardı. Birlikte çok dedike bir şekilde ilerledik. Ama işte şey, son iki yarıştaki sorunlar olmasaydı, Kutay'ın da dediği gibi belki farklı bir şey konuşuyorduk bugün burada. Ama mekanik spor, yani her şey olur. Evet. Peki, bu sezon bitti iyisiyle kötüsüyle ama güzel bitti bence yine de. Daha da iyi bitirdi.
Şimdi 2025 başlıyor artık. Bence sen artık bugünden itibaren hatta başlayacaksın çalışmalara diye düşünüyorum. Bir değişiklik olacak mı? Yani Avrupa planın var mı? Yoksa Türkiye'de işte sponsorlar tabii çok önemli burada. Planlar, projeler belli mi şimdiden? Yani şöyle, biz kötü performans göstermiyoruz Türkiye Şampiyonası'nda. Pilotla pilot olarak çok etkiliyiz. İyi bir ekip olduk takım olarak da. Otomobilimiz de iyi yürüyor. Hani bir sorun çıkmazsa devam edebilmek istiyoruz önümüzdeki yıl. Devam etmeniz de gerektiğini düşünüyorum aslında. Gerçekten bize ihtiyacımız var. Renk katıyorsunuz. Siz gidersiniz. Kerem işte yarışmayacağını söylüyor babası seneye. Yani tam her şey güzelleşti, biz mutlu olalım derken ama kaybediyoruz böyle. İnşallah devam edersin sen de sen. Yani şey, tabii olanaklarla da alakalı. Yani ben sürekli hani derece veya erece yapan bir pilot olsam muhtemelen Türkiye Şampiyonası benim de ilgimi çekmeyebilirdi bu arada, açık konuşayım. Çünkü yurt dışı tabii bir yarış en az 300 kilometre, çok daha fazla şey öğreniyorsunuz, kompetisyon çok. Ama bu Türkiye Şampiyonası'nın kötü olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Burada da çok ciddi çekişme var yani. Orada otomobilin içinde belki buradaki bütün herkes, izleyen herkes, siz de dahil olmak üzere belki böyle bir 10 saniye otomobilin içinde olsanız ne kadar büyük tempoyla gittiğinizi çok daha iyi anlarsınız her şeyi. Çok, bu işin hem eğlencesi hem birazcık aslında şeyi, keyfi. O yüzden Türkiye Şampiyonası çok güzel, tamamen bütçeyle alakalı ama biz önümüzdeki yıl devam etmek isteriz. Evet, sponsorları da buradan duyurulur. Gerçekten bu sezon iki yarışta sorun yaşamasaydı belki de şu anda şampiyonluğunu kutluyorduk senin. O yüzden lütfen destek olalım. Sporumuzu gelişimi için sizlerin ihtiyacımız var. Ve inşallah seni tekrar görür ve yine başarılı bir şekilde hepimiz mutlu oluruz. Sen de inşallah şampiyon olursun diyeceğim. İnşallah. Artık kimse de alınmasın artık. Sen bunca yıldır emek veriyorsun. İnşallah olursun sen de seneye şampiyonluk. Çok teşekkürler. Kendine iyi bak kardeşim. Seni tekrar tebrik ederim.